57. hadise gelmişiz. İbn Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku dedi. Ben de ya Resulullah Kur'an sana indirildi. Halde ben sana mı Kur'an okuyacağım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı başkasından dinlemek hoşuma gidiyor buyurdu. Ben de ona Nisa suresinden okudum. Nihayet seni de bunların üzerine şahit olarak getirdiğimi zaman ayetine vardım. Bir de baktım ki gözlerinden yaşlar akıyor. Bu seni de bunların üzerine şahit olarak getirdiğim zaman Nisa suresinde ayet 41. Bu hadis-i şerif ben bunu Buhari'de okuduydum daha öncesinde. Bu sonra burada bugün baktım Buhari'de ondan sonra <laughs> Müslüm'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifmiş. Ama ben bunu daha önce Buhari'den okuduydum. Bu hadis-i şerifi. Buhari'de özellikle böyle enteresan bir hadis-i şerifti bu okuduğum zamanlar. E, sonra bugün buraya gelmezden önce hadis-i şerifi okudum tekrar. Baktım e, şeyde ne o? Buhari'de ondan sonra e, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de de geçmiş bu hadis-i şerif. Kütüb-i Sidde'de hiç böyle bu hadisi şerifi okumamıştım. Demek ki orada da vardır kesin. Buhari'de okuduydum bunu. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin böyle enteresan manidar bir hadis-i şerifi olay. İbni Mesud Kur'an-ı Kerim'i çok düzgün okuyan, Kur'an-ı Kerim'i çok düzgün telaffuz eden, aynı zamanda eee Sahabenin içerisinde fıkıhı iyi olan sahabelerden bir kimse. Fıkıhı da iyidir İbn Mesud'un ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ondan dinliyor. Enteresan İbn Mesud diyor ki Kur'an sana indirildi. O da diyor ki senden dinlemek istiyorum. Şimdi bu hani Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bir sahabeden dinlemesi onun peygamberliğine bir leke değil. Onun pe peygamberliğine, peygamberlik mesleğini ve kendi şahsının bu noktada bir leke değil. Peygamberler Allah'ın emirlerini, bu noktada Allah'ın ayetlerini bir başkasından da dinlemişler Adem'den sonra. Bu diğer peygamberlerin de bu konuda sünneti ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de o sünneti işliyor. Kur'an'ı başkasından dinliyor. Çünkü Kur'an ilahi bir kelam. Kimden dinlersen dinle Kur'an okunuyorsa orada Allah konuşuyordur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Bazı yerlerde böyle olur olmaz Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyor. Onu da parantez içerisinde söyleyeyim. Yani olur olmaz dedim birisi sesini yükseltiyor orada. Orada insanlar başka şeylerle iştigal ediyor. Cami, cami olabilir canım kardeşim. Orada insanlar namazlarını kılmışlar, dağılıyorlar. Senin orada sesli Kur'an-ı Kerim okuman çok uygun değil. Sebep herkes oturup bunu dinlemesi lazım. Herkesin işi var, gücü var. Seni oturup dinleme mecburiyetinde insanları tutma. Aa otursunlar, dinlesinler. Sen emekli olabilirsin. Senin işin olmayabilir. İnsanların işi vardır. Mesaiye yetişecektir. Veyahut da bir yanında birisinin yanında çalışıyordur. Bir namaz vakti, bir ara bulmuştur. Namaz için müsaade istemiştir. Gelmiştir namazını kılıp gidecek. Sen git evinde Kur'an-ı Kerim'i oku. Kendin duyacağın kadar oku. Veya caminin köşesinde okuyorsan kendin duyacağın kadar oku. Bir başkasını da illaki duyurup o Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi farz, dinleme e, noktasına getirme. Dinlemezse farzı terk etmiş olacak o kimse. Veyahut da bir topluluk, toplanmışlar bir yerde. Orada o millet toplanmış. Örneğin bu açılışlarda daha fazla oluyor. Orada bir dükkan açılışı var, orada bir, bir şey açılıyor. Orada birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Herkes birbirine muhabbet ediyor. Bir ikram varsa ikramı yemeye devam ediyor. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunurken ya ikram dağıtma ya da herkes otursun konu, otursun Kur'an-ı Kerim'i dinlesin ya da konuşmasın hiç kimse. Ama Kur'an-ı Kerim okunurken dahi insanlar konuşuyor. Veyahut da bir toplulukta söz konusu. Burada birisi sesli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumuş olsa herkesin pür, pür dikkat onu dinlemesi lazım. Yorum yapmayacak yanındakiyle konuşmayacak yanındakiyle sohbet etmeyecek, mırıldanmayacak. Hele dergahlarda bunu daha fazla dikkat edecekler. Ya yanındakiyle ne konuşuyorsun? Kur'an-ı Kerim okunuyor orada. O zaman Kur'an-ı Kerim okunurken dinlemek farz. Camilerde hoca efendiler, cemaat toplanırken Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Çok güzel. Ama cemaat Kur'an-ı Kerim'i dinlemiyor. Onu Kur'an-ı Kerim'e hemen bir ara verecek, ikaz edecek, irşad edecek, söyleyecek. Ey değerli cemaat Kur'an-ı Kerim okunurken dinlemek farzdır. Herkes Kur'an-ı Kerim'i dinlesin. Yanındakiyle konuşmasın. Konuşma. E cenazeye gidiyorsun. Cenazede gömülecek. Orada başında işte Yasin okuyorlar, Tabarak okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ya herkes <laughs> bir an önce gömecekler, gidecekler ya. İşleri çok herkesin. Hoca efendi oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor. Millet cenazeyi gömeceğiz, yanındakinden konuşacağız diye uğraşıyor. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim okurken de cenaze gömülmez. Otur Kur'an-ı Kerim'i dinle. Bırak gömmeyi. Bırak gömeceğim diye uğraşma.